Konuşmamız gereken şeyler var serisinin bu bölümünde. İlişkide kadınlara kadınsı gelen erkek özelliklerini konuşacağız. Konunun başlığı biraz böyle garip, bunun farkındayım. Hatta başlık benim de hoşuma gitmedi. O yüzden böyle kadınsı ifadesinin yanına bir ünlem işareti koydum. Burada cinsiyetçi bir ayrım yapmak istemiyorum tabii ki. Fakat kadınların tabiriyle özellikle halk dilinde ya da seansın içerisinde gördüğümüz eşlerinin yani kocalarının davranışlarını kadınsı buldukları için itici onlara gelen bazı özelliklerin ne olduğunu görüşmenin içerisinde, bu videonun içerisinde size anlatmaya çalışacağım. Bunu 5 tane başlık altında topladım ama unutmayın, şimdi bu 2 tane uyarım var bununla alakalı. Bu 5 davranışı kadın da yapsa, erkek de yapsa, burası ilişkinin içerisinde olduğunda bir şekilde ikisine de zarar verecek. Yani ortadaki ilişkiye, aralarındaki ilişkiye zarar verecek olduğu için bunu kadın da yapsa, erkek de yapsa kesinlikle sorun. Ama sadece dediğim gibi kadınların yapması sanki birazcık daha doğal ve normal karşılanıyormuş gibi olduğu için ya da bir şekilde böyle öğrenilmiş olduğu için, ki bu öğrenmeye kesinlikle katılmıyorum dediğim gibi. Bunu erkekler yaptığında kadınlar için ekstra bir tetikleyici oluyor. Erkekler burayı kadınlardan gördüğünde yani bu davranışta biraz daha tolere edebildiklerini görüyorum. Ve bu anlatacağım şeyler içerisinde bazen bazı kelimeler size çok itici geliyor olabilir. O kısımlarda ayrı bir vurgu yapacağım. Çünkü bunu tam olarak kadınların ne hissettiğini size anlatabilmem için onların ifadelerini değiştirmeden kullanmaya çalıştım. Şimdi bu 5 maddenin de bu arada iyisi ve kötüsü, yani bir sayı doğrusu olarak düşünün. Böyle sıfıra doğru yaklaştığında da sorun, yüze doğru yaklaştığında da, yani tam tersi yaptığınız kısımda da sorun olacak. Onları da size yine anlatmaya çalışacağım. Dediğim gibi bu iki uyarıyı öncesinde sizinle paylaşmak istedim. Şimdi ilk davranışa geçiyoruz. İlk davranış, kadınlar erkeklerin bir konuyu saatlerce uzatmasını, konuşmasını, böyle sakız gibi sündürmesini vesaire istemiyorlar. Burası çok kadınsı bir davranış olarak görüyorlar. Buna hani dırdır etmek tabirini işte bilirsiniz, duymuşsunuzdur. Sanki dırdır etmek daha böyle kadınlar için kullanılan bir tabirken, erkekler dırdır ettiğinde kadınlara göre burası ekstra bir tetikleyici oluyor. Bunun için tam tersini düşündüğünüzde, yani sorunu hiç konuşmayan ya da sanki hiçbir sorun yokmuş gibi davranan erkekler de yine kadınlara bir şekilde tabii ki itici geliyor. Ya da erkeklere de bu tarz kadınlar yine itici geliyor. Ama sanki erkeklerden burada beklenen, evet, bir tartışmayı konuşursunuz ve belli bir yerde kalması gerekiyor. Ya da çok yükseldiğinizde belli bir yerde ara vermeniz gerekiyor. İdeal olan kısmı burası. Fakat burayı saatlerce konuşan, sonra eski defterleri açan ve bununla alakalı o duygusal kısımdan bir türlü uzaklaşamayan erkek modeli kadınlara oldukça itici gelen davranışlardan bir tanesi. Yine kadınlara itici gelen ikinci erkek davranışı ise buradaki bu tartışma sonrasında küsen erkek modeli. Yani küsüyor, trip atıyor, saatlerce hatta günlerce konuşmuyor. Bir süre sonra ille kadının gidip bir şekilde kocasını sakinleştirmesi gerektiği kısımlarda da yine burası kadınlara oldukça itici gelen, kadınsı erkek özellikleri olarak nitelendiren başka bir madde. Çünkü sanki sanırım böyle bir öğrenme var. Gönül alma davranışı bir şekilde erkeğin göreviymiş gibi bir şekilde kodlanmış ve tartışma sonrasında evet işte kadın trip atması, işte hatta şey diye bir tabir var belki hatırlarsanız, yani çok özür dilerim yani burayı söylüyorum, işte karı gibi trip atma falan vesaire ya da işte kadın gibi küsme ya da işte karı gibi ağlama falan vesaire şeyleri hatırlarsanız böyle bir cinsiyet üzerine sürekli odaklanıyor. Sanırım bu kısımda da erkeğin bir şekilde tartışma sonrasında sakinleşip gelip eşinin yani karısının gönlünü alması bekleniyorken, burası erkek tarafından bu kadar uzatıldığında, bu kadar işte konuşulmadığında ya da bu sorun günlerce ortada kaldığında falan vesaire, burası kadınlara oldukça itici geliyor. Bunu dediğim gibi ikinizin de yapmasını istemiyoruz tabii ki. Yani kadın da olsa, erkek de olsa bir tartışma sonrasında gönül alma davranışını kimin yaptığının çok fazla bir önemi yok. Sakinleştiğinizde sakinleşen tarafın diğer tarafa doğru yanaşmasını ve sorunun tekrar yine en azından konuşulabilmesi üzere normal hayatın geri akışına dönüyor olmanız gerekiyor. Bunu daha önceki videolarda zaten anlatmıştık. Yani küslüğü gidermek isimli videoda. Evet, şimdi buradaki üçüncü maddeye geçmenin öncesinde burada ideal olan da ne olduğunu anlattım herhalde ama kısaca bir üstünden geçeyim. Burada tartışma belli bir limite kadar yükseldiğinde sonrasında küslük yaratacak kadar, yani çok birbirinizi kırma noktasına gelmenin öncesinde ara vermeniz gerekiyor. Yani bu tartışma iyi bir yere doğru gitmiyor, bunu sonra devam edelim mi şeklinde naifçe bir diğerini kırmadan burada bir ara verip ayrılırsanız eğer, ortamda bir küslük ve uzun süren bir gerginlik oluşmayacak. Bunu erkekler yaptığında kadınlara da bu kadar belki itici gelmeyecek. Şimdi buradan üçüncü noktaya geçiyoruz. Üçüncü nokta ise erkeklerin kadınların her şeylerine karışıyor olması
durumu kadınlara yine oldukça itici gelen kadınsı bir ifade ya da kadınsı bir davranış gibi gözüken erkek davranışlarından bir tanesi. Bu her şeye karışıyor olmak, her şeyi eleştiriyor olmak değil, bakın dikkat edin. Çünkü sanki her şeyi eleştiriyor olmak ya da her şeye bir laf söylüyor olmak ya da beğenmiyor olmak zaten erkek cinsiyetiyle çok böyle bağdaştırılmış. Burası garip gelmiyor. Yani her şey böyle söylenen işte ya da eleştiren bunu niye böyle yaptın, şunu niye şöyle yapmadın falan vesaire diyen cinsiyet sanki normalde erkekmiş gibi duruyor. Ama bu da burada anlatmaya çalıştığım kısım erkeğin kadının işi gibi gözüken durumlarda. Yani bu ne olabilir? İşte temizliğin nasıl yapıldığı, işte ne kadar deterjan konduğu, işte hangi bezlemlerin silineceği, işte tabakların, çatalların vesairesinin yeri gibi durumlara fazlaca karışılıyor olması buraya kadınlara kadınsı bir özellik gibi gelen erkek davranışları oluyor. Bu dediğim gibi onlara ekstra böyle bir irite edici oluyor ve tetikliyor ve ayrıca bir tartışmanın şeyini ateşliyor. Bunun peki olmaması gereken başka bir özelliği ne? Yani burası dedi ki sayı doğrusunun bir ucu. Diğer ucunda da evle alakalı hiçbir şey olmayan. Yani herhangi bir şeye karışmayan. İşte buzdolabında ne bileyim bir eksik var mı vesaire var mı bundan haberi olmayan. Evin durumundan haberi olmayan. Ya da işte ev böyle bomba patlamış falan vesaire gibi bile olsa hiç umurunda değilmiş gibi davranan erkek modeli de yine kadınlara çok itici geliyor. Fakat burası kadınsı gelmiyor. Yani sanki erkeğin bu şekilde yapıyor olması ya da bu kadar ilgisiz oluyor olması bir tık daha normalmiş gibi maalesef bir öğrenme gerçekleşmiş. Bunu dediğim gibi her kadın için ya da her erkek için genelleyemeyiz. Fakat seansın içerisinde erkeklerin işte bu şekilde davrandığında yani sayı doğrusunun bu tarafındaki gibi davrandığında daha normalmiş gibi ya da bu daha bir şikayet gibi ama öbür tarafında davrandığında buraya ya işte kaynana gibi özellikle bu şeyi kullanıyorlar. Bundan rahatsız olduğumu işte özellikle belirtmek istiyorum. Kaynana gibi her şeye karışıyor ya da her şey burnunu sokuyor ifadesi burada bir şekilde beklenmedik. Yani erkek cinsiyetinden beklenmedik bir kısma doğru bize gittiğini gösteriyor. Burada yine tabii ki olması gereken etkiyi kabul etmek ismini verdiğim sanırım bununla alakalı bir video çekmedim ama etkiyi kabul etmek dediğimiz şey şu. Yani okey tamam bu kısmı sana bırakıyorum. Yani buna sen karar ver ya da sen doğrusunu bilirsin bir şekilde. Ya da yani bu kısım bana çok bu şekilde gelmiyor bile olsa. Tamam bunda kararı sen ver ve senin dediğin şekilde yapalım kısmının gelişmesi gerekiyor. Bu zaten bizim kültürümüzde maalesef yani erkek egemen ya da ataerkil kültürlerde erkeklerin daha fazla sözünün geçtiği ve kadınların daha çok sen bilirsin ya da senin dediğin gibi yapalım ifadesini kullandığı bir yapıya doğru gitti ve genişledi. Ama bunun birazcık daha paylaşılması yani erkeklerin de kadınların bu hayatı nasıl yaşayacakları ya da bir şeyleri nasıl yapacaklarına yönelik onlara bu tasarruf yetkisini devrettiği ya da verdiği bir kısma doğru dönmesi gerekiyor. Şimdi buradan dördüncü maddeye geçelim. Benim dördüncü maddemde bir sorunu olup bunu herhangi bir şekilde söylemeyen erkek modeli yer alıyor. Bu tartışma sonrasında küsen ya da trip atan bir erkek özelliğinden bahsetmiyorum. Burada erkeğin herhangi bir sorundan hiçbir şekilde bahsetmediği fakat suratından, tavırlarından, yüzünden bir şekilde anlaşıldığı yani ortada bir sorun var yani ne oldu anlat diyorsun anlatmıyor. Bir sorun mu var? Sorun da yok ama davranışları da çok normal değil. Bunu genelde işte o trip olarak adlandırdığımız ve yine çok özür dileyerek söylüyorum işte karı gibi trip atma ya da işte kadın gibi trip atma falan vesaire laflarının sanki daha çok böyle kadınlara da yakıştırıldığı bir şeye doğru döndürülmüş. Ve o yüzden burası sanırım erkekler tarafından yapıldığında kadınlara bu kadar itici geldiği bir kısma doğru gidiyor. Şimdi bunun tabii ki bunun ideali ortada bir sorun varsa bunu hak verirsiniz ki bir şekilde birbirleriyle anlatmaları, konuşmaları, paylaşmaları. Fakat sayı doğrusunun öbür tarafında ne var? Yani bu tarafında evet bir sorunu var erkeğin. Hiç şey yapmıyor, konuşmuyor, anlatmıyor ne olduğunu. Öbür tarafta da fazlaca her şeyi sorun eden ve her şeyi bir şekilde gündeme getiren erkek modeli var. İkisi de bizim için sorun. İki cinsiyet yaptığında da sorun. Ama dediğim gibi burası eğer erkek yapıyorsa, yani ortada bir sorun var ve konuşmuyor, eşiyle paylaşmıyor ve eşi ağzından böyle cımbızla laf alıyor. Hatta belki cımbızla bile laf alamıyor ise ya da böyle hissediyorsa burayı daha kadınsı bir erkek özelliği olarak görüyor ve ekstra tetiklenme yaşıyor. Hatta bununla alakalı Cem Yılmaz'ın böyle bir şovunda bir şeyi vardı stand-up'ında. Ya Pınar ne oldu söylesene diye böyle bir dirsek atıyordu. Bulabilirsem onu eklerim şimdi şuraya. Kızım ne oluyor ya? Pınar ne oldu? Pınar. İşte bu videoda olduğu gibi bir şekilde ne olduğunu söylemeyen ve trip atan ya da yüzünden ya da davranışlarından bir şekilde bir sorun olduğu belli olan insan modeli. Kadın ya da erkek demeyeceğim bu sefer. İnsan modeli. Yine ilişki için oldukça sorun olan alanlardan bir tanesine gidiyor. Ve son yani beşinci maddeye geliyorum. İlişki içerisinde yani karı koca arasında yaşanan problemi
Neredeyse her detayını özellikle annesine anlatan erkek modeli de benim 5. sıradan böyle listeme giriyor. Çünkü seansın içerisinde çok fazla bununla alakalı şikayet görüyoruz. Burasının sanki bir kadının annesiyle paylaşması nispeten daha normalmiş gibi gözüküyor. Fakat burayı erkekler yaptığında, yani annesiyle paylaştığında, özellikle çok mahrem olan kısımları, işte yatak odasında mesela bir şeyleri falan vesaire, ya da yaşanan bir tartışmanın en ince detaylarına kadar annesine anlatan ve annesini de maalesef bu ilişkiye çeken ve annesini de üçüncü bir kişi olarak söz sahibi eden erkek, yine maalesef kadınlara oldukça itici geliyor. Bunu da yine söylememe gerek var mı bilmiyorum, ama tabii ki burayı kadın da yapsa, erkek de yapsa ilişki için zaten belli başlı bir sorun haline gelecek. Burada peki nelerin anlatılması gerekiyor ya da anlatılmaması gerekiyor? Ya da hani böyle kol kırılır, yen içinde kalır dedikleri gibi çiftin ile arasında mı kalacak her problem? Bunu ilişkinizin içerisinde bu ayarı sizin yapıyor olmanız gerekiyor. Bu ayarı yapabilmeniz için de birbirinizi çok iyi tanıyor olmanız gerekiyor. Yani bunu ben annemle paylaşacağım ama senin için sorun olur mu? Ya da şu sorun olur mu? Şunu paylaşabilir miyim? Ya da bu yaşadığım sorunu ben anlattım dediğinizde oradan alacağınız tepkileri çok iyi bir şekilde öğreniyor ve analiz ediyor olmanız lazım. Buradaki bu yapay zeka gibi, ya ben bunu söyledim sorun olmadı, bunu söyledim sorun olmadı, ama şunu söylediğinde geçen gün sorun olmuştu. O zaman okey, bu tarz şeyleri konuşulmasını istemiyor ama şunları anlatabilirim falan gibi böyle bir öğrenme olacak. Ya da yapay zeka gibi öğreniyor olmaya da gerek yok. Bunu eşinizle bir şekilde konuştuğunuzda, yani bu rahatsız olduğum şeyi işte abime, babama ya da anneme anlatabilir miyim? Senin için sorun olur mu? Ya da onların da bir görüşünü almak istiyorum dediğiniz kısmına doğru geçiyor olmanız lazım. Ama burada dikkat etmeniz gereken, ikinizin de, bu anlatacağınız kişinin bu ilişkide bir söz sahibi olacağı bir kısma doğru dönmemesi gerekiyor. Yani burayı annenize ya da işte aile bireylerinden birine ya da arkadaşlarınıza anlattığınızda, o kişinin gelip eşinizle birlikte bir konuşma yapıyor olması ya da bir şekilde onun negatif, o duygusal kısmının bu ilişkiye yansıyor olması ilişkinizi negatif yönde etkileyecek. Peki hadi gelin hızlıca şu 5 özelliği tekrar bir sayalım. Birincisi, çok uzun süren ve çok uzatılan sakız gibi yapılan tartışmalar kadınlara itici gelen ilk madde. Erkeklerin kadınların neredeyse her şeylerine karıştıkları ve neyi nasıl yapmaları gerektiği konusunda direktif verdikleri, elinin hamuruyla erkek işine karışıyorum tam tersi dediğimiz madde. Bu kaynana gibi dedikleri madde oluyor. Üçüncüsü, uzun süren küslükler, yani tartışma sonrasında yaşanan uzun süre küslükler, yine kadınlara oldukça itici gelen bir madde. Trip atan, sorununu söylemeyen ve sorununu herhangi bir şeyle paylaşmayan erkek modeli yine kadınlara oldukça itici geliyor. Ve son olarak da ilişki içerisinde, ev içerisinde yaşanan her sorunu birileriyle paylaşan ve onlardan görüş alan ve onları da bu ilişkinin içerisinde çeken ve söz sahibi yapan erkek modeli yine kadınlara, tırnak içinde söylüyorum, kadınsı olarak gelen davranışlardan bir tanesi. Peki. Umarım anlatabilmişimdir. Yani bu 5 özellikten ikinizin de uzak durması gerekiyor. Fakat kadınlar özellikle erkeklerde burayı gördüğünü daha kadınsı olarak nitelendirdikleri için ekstra bir tetikleniyor. O yüzden buna dikkat ediyor olabilirseniz ilişkinizi belki bir miktar daha koruyabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Kanalda hala abone olmadıysanız şimdi kanala abone olmanızı da rica edeceğim. Diğer videolarımı da izlemediyseniz şu aşağı bıraktığım izleme listesine bir göz atmanızı öneririm. Görüşmek üzere.